Enflasyon. Sözde enflasyon %10 oranlarında diyorlar ama bunun hiçbir alakası yok. Şu anda bir ay önce aldığınız bir ürün 1 lirayken şu an 3 lira 5 lira. Bunu durdurmanız imkansız ki. Yani Türkiye şartlarında bu hiçbir zaman olmaz, düzelmez. İnanılmaz derecede %100 yansıyor. Zaten hani bir evi çift olunca, çocukların da olunca kesinlikle yani geçim çok zorlaşıyor. Yani bir empati kurulmuş olsa inanın yani onlar da hak verecek. Sebebi zaten bence belli. Bence herkes de biliyor sebebinin ne olduğunu. Yani önemli olan şey hani bunun artık önüne geçilmeli mi? Bizce geçilmesi gerekiyor. Umarım geçerler. Yani fiyatlar, ülkenin durumu, her şeyin değişebileceği bir durum gelir bir gün ki gelecek. Böyle umut ediyoruz. Üretim sıkıntısı. Tamamen ithalata dayanır olmamızın. Yani tek sebebi o. Üretim yok. Tamamen ithal yapıyoruz. Neden araba üretelim ki mesela? Arabanın maliyeti 40 bin lira. Adam 50 bin liraya satıyor Almanya. Ama burada 500 bin liraya satılıyor. Neden üretsin ki? O zaman ekonomide ne oluyor? Artıyor. Vergiler artıyor. Yani geçen sene aldığımız şeyin şimdi iki katını alıyoruz. Bir su bile, basit bir su peçetesi bile 4.75 iken şu anda 7 lira 8 lira. Ya bence bunun sebebi ara bulucular. Çünkü ara bulucular daha çok para kazanıyor. Yani getirenler de daha az kazanıyor yani. Ara bulucular daha fazla para kazanıyor. Fahiş fiyat artışı yani çok Amerika'nın oyunları. Yok, Amerika'nın oyunları değil. Direkt devlet yani. Devlet olmadığı sürece fahiş falan olmaz kardeşim, yani. Kardeşim sen devletle nasıl konuşuyorsun? Devlet olur. Devlet baba olmasa biz ne yapacağız? Devlet baba olmasa. Bak hepsi Amerika'nın birer oyunu. Hı. Bizi dize getirmeye çalışıyorlar. Yapmayın. Gelmeyin. Geçen sene 500 TL gibi bir asgari ücrette artış oldu. Çok bana böyle şaşalı bir fiyat artışı gibi geldi. Hani asgari ücret artışı gibi geldi ama yağa bakıyorsun 65-70 lira. Una bakıyorsun çuvalı 100-150 lira. Ya fiyat artışı bunlara da geliyor. Asgari ücrete geliyor ama bizim alım gücümüz zayıflıyor. Asgari ücrete gelen zamla bunların da dengelenmesi lazım olduğunu düşünüyorum. İnsanların alım gücü zayıflıyor. Asgari ücretle hiçbir şekilde insanlar rahat geçinemiyor. Asgari ücretin düzelmesi gerektiğini düşünüyorum insanların alım gücü açısından. Hani ekonominin kötü olması. Dolar mı? Satıcılar mı? Hepsi. Bizim satıcılarda da var yani. Yani zaten adamlar harbiden 1 liralık şeyi 3 liraya 5 liraya çıkartıyor. Bunlar da kontrol edilmediği için böyle. Hani her gün marketler kontrol edilsin bakalım kimse fiyatı yükseltebiliyor mu? Yükseltemezler. O yüzden hem o konudan hem de gerçekten ekonomi şu anda çok kötüye gidiyor. Erdoğan farkında ama söylemiyor kendisi. Hani bunu kendisi de biliyor yani. Bugün de mesela açıklama yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte kiralarla ilgili, marketlerle ilgili düzenleme getireceğiz falan filan. Ya bunun için gerçekten bir şeyler yapılması gerektiğine inanıyorum. Sorumlusu Erdoğan. Kim olacak? Çünkü bütün her şeye zam geldi. Geçim sıkıntısı başladı. Yani. Ya ben az önce söyleyen biri vardı. Yine ona katılıyorum. Yani fiyat artışı yapılıyor. Hani ama sonrasında alınan ürünlere de bir artış koyuluyor. O yüzden yaptıkları zammın hiçbir manası olmuyor. Hani şey gibi düşünün, bir evde kiracısınız. Sizin kira fiyatınız artıyor. Aidat fiyatınız artıyor. Ama asgari ücretin fiyatı da arttığı için size bunu ödeyebilirmişsiniz gibi gösteriyorlar. O yüzden bence rezalet bir durum. Nasıl yansıdı? İyice deli yani. Cebim iyice gitti yani, nasıl diyeyim, artık terzi bile tutmuyor. Yani cüzdan açıyorum, cüzdanım bir yere sökük. Ya cebimi açıyorum, ya oradan bir param kaybolmuş. Yani cebime giren parayı devlet daha iyi biliyor. Ve çıkarttığımı daha iyi biliyorlar. Yani şurada linç yemek istemiyorum. Şimdi bir amca gelip işte telefonun markası da falan diye düşünüyorum ama bu telefonla ne bileyim herhangi bir ortamda çözülecek bir şey değil. Yani ülkemizde zaten üretim diye bir şey yok. Gelişme diye bir şey yok. İleri gitme diye bir şey yok. Hep geriliyoruz. Yani iki gün sonra Afganistan gibi, Suriye gibi ya da Kuzey Irak gibi olabileceğimizi %100 inanıyorum. Oluruz da hani bir öğrenci geliyor, çalışıyor, okuyor, eline bir geçiyor, hiç yapmayacağı işleri yapmaya başlıyor. Misal bir üniversite kazanıyor, yurt gidiyor.
Yani ailesine uzak duruyor. Babası askeri ücret alıyor. Bir öğrencinin, hani örnek olarak veriyorum, ya bir ayda 5 milyar para harcaması gerekiyor. Neden derseniz, ya evidir, suyudur, doğalgazıdır, hadi sigara da değil, üstü başı vesaire şeyler, arkadaşıyla oturup rahat rahat yemek ister, ya gidemiyor. Yani bir tane su, ya ülkemiz suyla dolu, gidiyorsunuz marketlerden işte 1,5 lira, ne bileyim 2 lira ya. Ya lüks mekana gidiyorsunuz, yiyorsunuz 500 lira, yani 5 liraya falan yiyorsunuz onları. Ya alt üstü bir et, ya et de var, hayvancılık da var, çiftçilik de var bizde. Ya gidiyorsunuz 600 milyon, hani 600 dolar hatta. Ya örnek o. Hayat çok zor. Şu kızın kitapları için kaç yeri gezdik ki indirimli alalım diye. Evde doğru dürüst tenceremiz kaynamıyor. Bir emekli maaş, bir oğlan ota yıkamada yetiştiremiyor. Ben de yardım etmesem acımızdan öldük. Erdoğan'a duyur. Dolarla euroya bakarsan anlarsın. Ablacığım bizim ekonomimiz iyi. Gördüğünüz gibi geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin %19'luk büyüme açıkladığı bir dönemde biz %24'lük bir büyüme açıkladık. Sıkıştıkça gaz çıkarıyoruz. Yani bizim gazımız var. Tüm dünyaya yeteriz biz. Haftaya biraz daha gelir. 100 milyar metreküp, 200 milyar, artık gönüllerinden ne koparsa. Doğru. Buluruz. Aynen. Yani, valla biz buraya geldik. Yani, bugün bir yemek yemeye paramız bile maalesef yoktu. Yani askeri maaşı 50 lira arttırıp ülkedeki herkesi kandırmaya çalışıyorlar. Dolar 6'dan 8'e artıyor. Askeri ücret 2700'den 2750 oluyor. Millet de işte ne kadar güzel maaşımız artıyor diye düşünüyor. Ama işte böyle kolay bir şekilde insanları kandırıyorlar. Ayrıca gelişmiş bir ülkede bu kadar çok asgari ücret alan insanlar olmaz. Şu an ülkemizin %50'si asgari ücret alıyor ve maaş aldıklarını düşünüyorlar. Asgari ücret nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bir ülkede sefaletten biraz daha iyi yaşıyorsanız asgari ücret alırsınız. Gerçekten yaşıyorsanız bunun 2 katını, 3 katını alırsınız. Diğer ülkelerde, mesela Avrupa'da, Belçika'da asgari ücret alan insan sayısı sıfıra o kadar yakın ki. Niye? Çünkü orası layık bir devlet. Denilikçi bir devlet olduğu için insanlarını kandırmıyor. İnsanlarının mutluluğunu düşünüyor. Ama dediğim gibi Türkiye sadece işte halkını sömürmekten meşgul, insanları kandırmakla meşgul.